Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü arızalı televizyonumuz Philips. 43 inç bir televizyon. Televizyonumuzdaki arıza ses var, görüntü yok. Ekranın önündeki masa lambasına bakarsanız eğer aydınlattığı kısımda görüntünün olduğu görülebiliyor. Yine bir LED arızamız var. Birazdan televizyonumuzu açıp LED'in arızasına bakacağız. Her zaman olduğu gibi kapak vidalarını sökerek işimize başlıyoruz. Burada bir besleme kartımız, burada anakartımız, burada da ekranla anakart arasındaki bağlantıyı sağlayan TIKON kartımız var. Televizyonumuz daha önceden açılmış. Buralara kağıt bant takılmış. Arkadaşlar gördüğünüz olayı, daha önce burası sökülmüş. Söküldükten sonra muhtemelen bu parçalar yırtılmış. Yırtıldığı için tekrar tamir edilmeye çalışılmış. Bakın. Bakın. Yani böyle bir televizyonu ilk defa görüyorum. Getiren arkadaşımız daha önce bir tamirciye gidip geldiğini söylemişti. Şöyle bakacak olursak kablolar buradan kesilmiş. Bakın şu an atılmış. Şu an atılmış, şu an atılmış, şu an atılmış, şu an atılmış. Arızalı, buraya bozuk yazılmış, bozuk yazılmış. Arkasından bunlara baktığımız zaman bunların hepsi değişir. Değiştirebiliriz ama buradaki soketleri tekrar uydurmak gerekiyor. Yani bu televizyon keşke ilk bozulduğunda bize gelseydi. Arkadaşlar bugüne kadar ben onlarca video çektim. Videoların birçoğunda da hem sökmeyi hem toplamayı gösterdim. Ürüne yaptığım müdahaleyi gösterdim. Ama böyle bir televizyonu, böyle bir tamiri ilk defa görüyorum. LED'leri denediğimiz zaman birçoğu yanmayacak. Bakın LED'ler şöntlenmiş. Şöntlenmiş. Kafadan soketler kesilmiş. Kablolar
şu şekilde soketleri kesilip bırakılmış. Yine diyorum, keşke arıza yaptığında bize gelmiş olsaydı. Hem masraf daha az çıkacaktı, hem de böyle bir şeyle karşılaşmayacaktık. Bir test edelim. Testlere geçelim. Çalışan çalışmayan nedir? Sayıları bir görelim. Daha önce tahmin yapan arkadaş elinden geldiği kadar zarar vermiş televizyona. Şöntleriyle, kopan yerleriyle, kestiği kablolarla ve yırttığı yansıtmayla beraber. Biz bunu toparlayacağız. Müşterimizin işi görülsün. Yeni ledlerimiz geldi. Ledlerimizi takıyoruz. Kablo çıkışlarını, driver çıkışlarını tekrar ayarlıyoruz. Soket kısımlarını tekrar yapıp televizyonu çalışır hale getireceğiz. Arkadaşlar yeni led barları taktık. Şimdi teste geçiyoruz. Ledlerimiz sağlam. Sıra geldi. Bizden önce bakan tamirci arkadaşın kesip parçaladığı kabloları yeniden yapmaya. İnşallah driver'a zarar gelmemiştir. Kesilmiş olan kabloların tamiratını bitirdik. Gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar düzenli yapmaya çalıştık.
Arkadaşlar televizyonumuzun son hali. LED barları değiştirdik. İlk halini hatırlarsınız. Bütün kabloları kesilmiş. Yansıtıcı yırtılmış. Getiren arkadaşımız bir televizyoncudan aldığını, daha doğrusu bir televizyoncuya götürdüğünü söyledi. Eğer ki bizden önce bakan televizyoncu bilerek bu hasarları vermiş, driver kablolarını kesmiş ve üstteki yansıtıcıları yırtmışsa bu hiç etik değil. Daha önce kesilmiş olan driver kablolarımız yapıldı. Arka tarafta bağlantılarımız bu şekilde yapıldı. Çok uğraştık. Ama sanıyorum sonucu iyi olacak. Bir enerji verebilir miyiz? Altında metal bir şey olmasın. LED'lerimiz birazdan çalışmalı çünkü televizyonumuza enerjiyi verdik ve LED'lerimiz çalışır durumda. Televizyonumuzun son hali. Tamirimiz yapıldı. Birazdan toparlayacağız ve görüntüyü birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, bu bölümün yenisini bulamayacağımız için daha önceden yırtılmış olan kısımları tamir edeceğiz. Yine renkleri birbirine yakın yapmaya çalışacağız ki görüntüde bir problem olmasın yansıma kısmında. Arkadaşlar, bir tamirin daha sonuna geldik. Televizyonumuzun son hali budur. Aydınlatma kısmını tamamen sıfırladık. Aydınlatmadaki hasarı birlikte görmüştük. Bu biraz yordu bizi. Yalnız çalışır hale getirdik. Sol tarafta dikey bir çizgi görüyorsunuz. Bu çizgi panel arızasıdır. İşini iyi yapan bir ustaya denk gelseydi, o zaman hiç problem olmadan çalışabilecekti. Tamirini yaptıracağınız cihazlarınızı güvenilir bir yere veya güvenilir bir kişiye bırakmanızda fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.